Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd Resulüne dua ve selamdan sonra. Sayın seyirciler, aziz dostlar, TV.net ekranlarından Hilal'i beklerken programımızdan herkese hayırlı sahurlar. Bugün 26. sahur programımızı yapıyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugünkü değerli misafirimiz Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kardeşim dedim çünkü eskiye dayanan hukuk, hukukumuzdan dolayı. Evet bir 30 yılımız var herhalde. <laughs> mi, Eyvallah herhalde. Allah razı olsun. Ben seni ilk tanıdığım zaman, sizi ilk tanıdığım zaman şöyle şuralar kadar saçlarınız vardı. <laughs> Eyvallah. Arkadaşların büyük bir kısmı sizi o zaman Hazreti İsa'nın gençlik dönemine benziyordu. Hatırlar <gülüyor> mısınız? <gülüyor> hatırlıyorum evet Allah razı olsun. Ya ben sizi yine o tanıdığım günden beri hep böyle çocuklara karşı çok özel bir sevginiz vardı. Yani gördüğünüz zaman hemen onlara sarılırdınız. Daha evlenmeden önceki hayatınızdan bahsediyorum yani. Sonra da Allah size nasip etti bir yetim vakfını başına getirdi yani. Elhamdülillah. Değil mi? Yani yol süreç süre çok enteresan. Oraya gelmeden önce onu konuşacağız ama biraz böyle kendinizden bize bahseder misiniz? Yani gördüğüm kadarıyla ordulusunuz. Evet. Biraz oradan baş oradan başlayalım. Orada mı doğdunuz? Eyvallah. Ee, Murat Yılmaz 1974 Hı -hı. Doğumluyum. Hı -hı. Ee, doğma büyüme İstanbuldayız. Hı -hı. Tabii İstanbul'un Avrupa yakası ve Anadolu yakasında Hı -hı. oturdum. Hı -hı. Ee, i̇lk oturduğum yer e, şimdiki Seyran Tepe. Bu e, Galatasaray'ın stadının olduğu yerler bizim oyun alanlarımızda. Orada e, futbol oynardık, Hı -hı. E, vesaire. E, gece konduğumuz vardı orada bizim. E, orada kaç yıl? E, ilkokul ikinci sınıfa kadar. Ben hmm. e, orada oturdum. Hmm. Tabii e, çocukluğumuz, ben çok yaramaz bir çocuktum. Yani evet. böyle, evet yani şimdiki munis halime bakıp da çocukluğumda da evet. aynı olduğumu e, düşünmeyin. E, çok e, yaramaz bir çocuktum. Hmm. E, yani şöyle söyleyeyim, e, eve asla e, herhangi bir yerim yara olmadan gelmezdim. Her gün ya dizim yaralanır, ya kollarım. Çünkü haşarı bir çocuğum, oyunlar bu, bu oynuyoruz. Bu neden biliyor musunuz? Adınız Murat olduğu için. Muratların öyle bir şey. Benim mi kardeşim var? de öyleydi. Aynı şu anlattığınız şu o anda da benim da kardeşim rahmetli ah, anlatıyorsunuz. Kız. O da küçükken sürekli şikayet getirir sürekli yaramazlık yapardı. Ama çok kaliteli tabii o bir insan hale evet. geldi sonunda. Muratlar ileride hep kaliteli işler de yaparlar. <laughs> Ama küçükleri <laughs> İnşallah. yaramazdır. <laughs> İnşallah. Ee, sonra Paşa Paşabahçe'ye, Beykoz'a e, taşındık. Zaten ben Beykoz doğumluyum. Hı hı. Ee, orada da bizim memleketliler, ordu mesudi yerliler fazladır. Hı. Ee, orada vardır. Ee, Gültepe'de çok vardır mesela hı. Ee, Avrupa yakasında. Hı hı. Ee, orada e, kaç sene oturduk? Ee, bir 4-5 sene de orada oturduk. Ondan hı hı. sonra ben Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne e, tabii o dönemki bizim girdiğimiz sene 1985 yılı hı hı. o zaman okulumuz Beykoz'da kurulmuştu. Hı hı. Türkiye'nin ilk Anadolu İmam Hatip Lisesi'ydi bizim hmm. okulumuz. Ee, orada Beykoz'da 1990 yılına kadar e, bizim şeyde Orta Çeşme'ye geçerseniz Tokatköy böyle yeşili ormanı bol hmm. olan bir yerdir. Hmm. E, hatta cuma günleri kaçıp e, böyle şeye giderdik. Yuşa e, Hazretleri'nin e, oraya e çıkardık böyle bir yokuşlardan. E i̇yi sonra. yere kaçıyor musunuz yani. Evet evet. Yani o bizim için şeydi. Çünkü bir de tekrar <laughs> e, öğleden sonra ders başlayacak. Derse yetişmemiz lazım. <laughs> böyle koşa koşa giderdik. E, Cuma namazımızı orada eda ederdik tepede. Evet. Ondan sonra namaz bitip yine koşa koşa derse yetişmeye çalışırdık. Evet. E, güzeldi. Yani e, elhamdülillah o zamanki hocalarımla da hala görüşüyoruz. Ve sizin dönem Kartal'la İmmunatib'in en kaliteli olduğu dönem. Yani Türkiye birçok prens yetiştirmiş bir imam sesi değil mi? Yani şöyle aslında çok da böyle fazla fazla hoş, Hoşnut da olmuyorum böyle yani bir kartal milliyetçiliği gibi böyle bir şey oluyor. Çok hoşuma giden bir şey değil. Niye hocam? İmam Hatip'te milliyetçilik iyidir. <gülüyor> yani <gülüyor> şöyle şimdi İstanbul İmam Hatip var. işte Üsküdar İmam Hatip var. Farklı... Ama İmam Hatip... İstanbul İmam Hatip'ler de çok milliyetçidir. İstanbul İmam Hatip milliyetçidir. Öyle var mi? Hiç... Galatasaray Lisesi'nde olduğu gibi. Evet Galatasaray... Mesela Galatasaray. Galatasaraylar çok milliyetçidir. Doğru. Bu çok zarar vermez yani. Yani eyvallah da yani çok böyle e, bir şeylerin kayrıldığı hissi oluşturuyor. Yok ayrı tabii yani. O, ayrı. Onu, onu sevmiyorum. da e, standartları aşmamak lazım. Biz sadece okul sevme anlamında söylüyorum. Eyvallah eyvallah. Okulumuzla yani okulumuzlarımıza karşı bir muhabbetimiz var. O o kadar milliyetçiliğimiz o kadar yani. Evet yani e, 8 sene yatılı okudum ben. Hmm. Yani 5 sene Beykoz'da 3 sene Kartal'da. Hmm. E, tabii ki e, okulumuzdaki ortam e, muhteşemdi. Yani. Kartal. Tabii Kartal'da. Yani hmm. e, ciddi bir şekilde küçük kardeşlerimizi koruyorduk. Hmm. Onlara e, derslerinde çok yardımcı oluyorduk. Hmm. Hafta sonları evimize muhakkak götürürdük. Mesela hmm. babam bana derdi. Şimdi ee, özellikle Almanya'dan gelen Avrupa'dan hmm. gelen genç gençler vardı yine Anadolu'nun hmm. uzak yerlerinden gelen çocuklar vardı hmm. ee, tabi evlerine gidemiyorlar böyle 4 ay geldiği zaman en az 4 hmm. ay okuldalar bir yere çıkamıyorlar babam o yüzden muhakkak derdi ki oğlum hafta sonu cuma günü eve giderdik işte Pazartesi hmm. Daha doğrusu pazar akşamdan ikindi vaktine doğru okula tekrar dönerdik muhakkak derdi arkadaşlarından birini getir o da işte ev ortamı görsün, ev yemeği görsün, kıyafetleri yıkansın. Hı hı. O şeklinde arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle hı hı. öyle ilgilenirdik elhamdülillah. Ee, başarılı bir dönemde, Yani hı. E, özellikle üniversiteye gireceğimiz sene çok ciddi bir şekilde e, çalıştık, gayret ettik. Hı. Yani böyle e, okulda dersler e, bir bir gittiğimiz dershanelerin testlerini arkadaşlarımızla etütle e, değiş ederdik. Yani bir işte, de kartalı kazanmak kolay olmadı değil mi yani? Yani aslında Anadolu Liseleri sınavına giriyorduk o dönemde tabii He. ki. Yani tabii puanı yüksekti. yüksekti. Yani bizim zamanımızda çok yüksek değildi belki. Çünkü biz ilk öğrencilerdik. He. Ama daha sonra inanılmaz yükseldi. Çünkü başarılı bir okul olduğu için puanları da doğal olarak yükselmiş oldu. Yakın zamanlarda kaybettiğimiz benim telefon hafızama, telefonumun hafızasına... Kartalların abisi Asım Gültekin diye kaydettiğim A kardeşimiz. Asım'da biz aynı yatakhanedeydik. Asım Gültekin'de ha. biz e, uzun yıllar... Ya aynı dönem okudunuz yani. Benden bir sene sonraydı Asım. Ha. Benden bir yaş Allah küçüktü. Rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Gerçekten e, yatakhanede de çok edebi tartışmalar olurdu. Yani ha. mesela Bünyamin Yıldız diye bir kardeşimiz vardı. O da şairdi. Ha. Hala yazıyor zannediyorum. İşte Selim Genç vardı eğitimcilerden. Şu anda hala Allah razı olsun güzel e, eğitimle ilgili... Danışmanlık aldığımız yetim vakfı olarak hmm. danışmanlık aldığımız kardeşlerimizden biri. Hmm. E, ciddi e, böyle seviyeli edebi sohbetler olurdu, muhabbetler hmm. olurdu. Hmm. Asım'la e, şeyimiz dostluğumuz yani 30-35 sene öncesine dayanıyor. Aa. Allah rahmet etsin gerçekten çok sevdiğim yani e, anlatamayacağım derecede güzel bir kardeşti. Türkiye'de e, İslami Değercilik konusunda son dönemde yani çok çırpındı. Çok gayretleri oldu. Biz bir konuda çok iyi anlaşmıştık. Yani fiili olarak bir adam atamadık ama şöyle bir şey, bu kavram ona aittir, evet. patent ona aittir. Kaliteli burs sloganı vardı onun. Kaliteli burs verelim, kaliteli insan yetiştirelim. Evet. evet. Yani böyle sadece küçük miktarlarda değil. Öyle bir burs verelim ki bu çocuk ya Hiç bu genç kimseye muhtaç olmadan olmasın, hayatını bunda devam ettirsin falan. Allah rahmet eylesin böyle kartal deyince birden Asım kardeşimiz aklımıza evet. geldi. Çok çok güzeldi. Rabbim e, gani gani rahmet etsin. Hocam tesadüf müdür nedir bilmiyorum ama Türkiye'de iki büyük partinin e, İstanbul'u il başkanları Ordulu. Hmm, evet. Doğru mudur? Tabii bir tanesi Canan Hanım mesela Mesut değildir. Şimdi hem Canan Hanım'la da. Şimdi ilginç olan bir e, işte bir Canan Hanım var. Bir de şimdi Osman Bey Osman var. Nuri. O da e, Ordulu. Şimdi, Osman Nuri Bey de vakfımızın e, danışma meclisi üyesidir. Evet. Aynı zamanda. Ama benim dikkatimi çeken şey şu. İkisinin yani iki il başkanı ordulu özellikle Osman Bey geldikten sonra arkasına siz de Yetim Vakfı başkanı oldunuz. Bu bir tesadüf <laughs> mü? <mi? gülüyor> evet evet. Yani evet tesadüf bence de. Ee, Ana, yani Ama orduda bir şeyler var hocam. <laughs> yani şöyle e, Karadeniz'de var aslında bu sadece ordu değil Trabzonlarda da çoktur mesela. Böyle evet. e, nasıl diyeyim... E, ne diyelim halk insanı, meclis insanı hizmet He. etmeyi seven insanlar. Hmm. Rizelilerde de vardır. Hmm. Yani e, dolayısıyla. Var. <laughs> evet. Yani e, ciddi bir şekilde e, umuma, halka hizmet etmekle ilgili bir e, yarış havası vardır. Evet. Genelde bizim e, Ordu'da, Karadeniz'de diyelim. E, e, zannediyorum bizler de oranın tezahürüyüz. Eyvallah. Yani seviyoruz böyle e, birilerine hizmet edelim. Bir e, şeyi görelim. E, işi görelim. Bir sorunu e, çözelim. Ama bir de şey, şey var yani bu doğru. Bir de ben şuna inanıyorum. Bazı topraklarda yetişen yani en azından kökü oralara dayanan e, insanlar da ayrı bir damar olabiliyor. Mesela Ordu Fatsa e, Fatsa önemli bir e, ta, tarihten itibaren. Yani yeni bir şey değil. E, Türkiye'de en çok oku, oku, okuma oranının olduğu yerlerden birisi mesela. Tunceli evet. mesela çok fazla kitap okunan yer. Evet. Mesela evet, evet. Edirne'de böyle bir yer olduğunu öğrendim çok doğru, yakın bir doğru. Bunlar mesela güzel şeyler çok ülkemizde yani. Evet. Evet. Keşke her ilimizin böyle özelliklerini ortaya çıkarabilirsek. Evet, e, evet, inşallah ama dediğiniz tesadüf yani. <laughs> Ordulu şeyi. Yani örgütleme yok yani. <laughs> yok yok, organize iş değil. <laughs> Eyvallah. Ee, peki siz daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne gidiyorsunuz. Evet. Yani tarih bölümünü bilinçli bir seçiş mi yoksa orası mı kazandın? Aslında e, ben hukuk e, istemiştim evet. hmm. ama e, şöyle bir iddiam vardı. Tabii e, onun e, şeyden sonra sınavdan sonra çok o, nasıl diyeyim gereksiz bir çırpınış olduğunu e, öğrenmiş oldum. Matematiksiz bir şekilde hukuka girme yani evet. matematik yapmadan hukuka girmek gibi bir tezim vardı. Hı -hı. E, o tezim iflas edince <laughs> e, 15. tercihim zannediyorum. Biz bizim dönemimizde ben 93 yılı girişliyim üniversiteye. Hı -hı. E 18 tercih yapıyordunuz. Evet. O tercihlerinizden hangisi, puanınız hangisine denk gelirse Hı. o şekilde orayı kazanıyordunuz. Hı. Ben e, tabii hep ilk tercihlere 8-10 tane hep hukukları doldurdum. He. E, olmadı. 15. tercihim İstanbul Tarih oldu. Evet. E, aynı senede aslında İHH ile tanışmam ha. da e, o sene olmuş oldu. Hı. E, ve e, üniversite ile e, kurum, sivil, sivil toplum çalışması bir arada beraberce devam etmiş Eyvallah. oldu. Ama bu tarihte okumanız bir işe yaradı çünkü Balkan çalışmaya başladınız. Evet, doğru. Yani özellikle Sancakla çok yakın ilgilendiğinizi biliyorum. Evet. Sancakla ilgili getirmediniz bugün ama kitabınızın olduğunu Mas biliyorum. Evet, master tezim de aynı zamanda Öyle mi? benim ha. Tabii Sancak bölgesi. Hmm. Çünkü Türkiye'de Sancakla ilgili yapılmış hiçbir akademik çalışma yoktu. Yani hmm. bazı yazılmış duygusal metinler vardı, makaleler vardı. Fakat bir akademi akademik bir bakış açısıyla işte hmm. dipnotları olan ...bir çalışma yoktu. Bizim çalışmamız... ...2003 yılında... Hmm. ...ilk sancakla ilgili... ...bu yöndeki ilk çalışma oldu aynı zamanda. Kalınca da bir çalışmaydı. Yani 400 sayfa yakında. Şimdi onu Aslında sizin teziniz... ...bir master tezi değil, doktora tezi aslında yani. Kesinlikle. şeyim Benim tez hocam... ...rahmetli Beril Dedeoğlu hocamızdı. Ee. Profesör, doktor. Allah rahmet etsin. Hmm. Beril Hanım dedi ki, Muratçım dedi... ...bana iki tane konu getir dedi. Ben bir Kosova'yı götürdüm. Hmm. Bir sancağı götürdüm. Dedi ki sancağı yapacağız dedi. Hmm. Neden hocam dedim? Dedi ki Kosova ile ilgili az çok bir şeyler var dedi. Hmm. Ama sancakla ilgili hiçbir şey yok dedi. Hmm. Dolayısıyla yani aslında bir e, master tezi gibi değil. E, Doktor tezi gibi oldu. Bu anlamda evet. Yani bir doktora tezi gibi ya da ihtiyacı görecek kalınlıkta bir çalışma oldu. Kitap Enhamim piyasada var mı şu anda? Ee, yok İHH e, kitaptan basılmıştı hmm. zannediyorum e, şeyi de yok yani ben bende de iki tane var. Iki Ama bastırın yani çünkü o gerçekten iyi bir referans yani. Ee, şöyle e, güncelliğini yitirdi yani 17 sene oldu. Bence hiç yitirmez çünkü bölge tarihiyle ilgili çok detaylı bilgi veriyorsunuz. Doğru doğru. O tarihsel boyutunu. O herkes... değişmez evet. Değişmez yani. Orası değişmez güncel biraz değişti İşte Sırbistan'la Karadağ o zaman bir aradaydı hmm. ayrıldılar işte hmm. 2008 yılında ayrılınca. Sancak da ikiye bölünmüş oldu. Yani e, 11 şehirdir normalde. 6 şehir Sırbistan'da kaldı. 5 şehir Karadağ'da kaldı. İkiye bölündü. Yani artık pasaportla geçer oldu insanlar. Ama siz çok az bir e, ekleme yaparak onu güncelleyebilirsiniz. Bence piyasada olmalı kitap yani. Çünkü ben biliyorum yeşil kapak. Bu. Evet, çok, doğru. Çok e, kaliteli bir çalışma. Daha da benim kitap de süsler yani. Eyvallah. Allah razı olsun. E, belki insan. sizden sonra ben e, e, Sancak'a gittim. Sancağa gittim. Sancaktaki o yerel e, bazı problemlerle ilgilendim. Evet, evet. Tahmin edebiliyorsunuz. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Bir rapor yazmıştım ama benim seninki gibi dipnotlu falan değildi yani. Estağfurullah. <laughs> evet, daha sonra e, uluslararası ilişkilerde de master mı yaptınız? Evet, e, uluslararası ilişkiler ve küreselleşme Kadir Has Üniversitesi'nde yaptım onu. Hı. E, Orada e, rahmetli Beril Hoca orada e, hocamdı birkaç dersimize geliyordu. Beril e. Bir dakika sizin master hocanız İstanbul İlahiyat e, şey İstanbul e, tarihdeki hocanız oraya mı geçmişti? Yok yok hayır. Beril Hocam e, tabii yüksek lisansla şey evet. yapıyoruz ya tezimizi yüksek lisansla... Pardon pardon. Evet. He. O orada e, Beril doktora hocam, diye düşündüm onu pardon. Evet evet. Doktora yapmadım. Aslında yani, siz çok fazla fazla yapabilirdiniz. Tabii tabii. Yani evet. yapabilirdik ama şey olmadı. Bu e, sivil toplum çalışmaları hmm. ciddi bir şekilde e, vaktimizi aldığı için gerçi birbirini de destekleyen alanlar. Bence çok iyi olurdu. Yani ben mesela uluslararası ilişkiler ve küreselleşme bölümünde e, yaptığımız e, sivil toplum anlamında yaptığımız çalışmalarla ilgili çok ciddi e, bilgiler öğrendim. Yani hmm. beni ciddi bir şekilde destekledi. Bence hala oldum. o şansınız var çünkü bazı ülkelerde duyuyorum böyle 70 yaşında doktorasını tamamlamış falan evet biz de 50'ye doğru geldik bence evet, yapabilirsiniz olabilir yani o o şeyi duyuyorum aslında ihtiyaçım evet. var bence yetimlerle ilgili iyi bir tez yapabilirsiniz İnşallah. Neden burada o, burada olsun? dua etmiş olalım bunu dua yana inşallah inşallah ee, şeyi merak ediyorum siz Yahaya ilk geldiğiniz zaman kaç yaşındaydınız ben 20 yaşında geldim He. Ee, şimdi 47 yaşındayım nasıl 20 yaşındaki bir insanın Yahayi keşfetmesi ...gündemin alması nasıl oldu? Şöyle, aslında e, bu soru bana e, bir gece yatakhanede hmm. yaptığımız bir e, şey geldi. E, bir programı hatırlattı. Hmm. E, ben onda e, o gecenin e, hayatımda çok etkili olduğunu düşünüyorum. Hmm. E, biz bir gece arkadaşlarımızla yatakhanede toplandık. Böyle şeydir, yatılı okullarda, yurtlarda bu bir şeydir. Yani böyle bazen gece birlere, ikilere, üçlere kadar muhabbet uzarsa devam edersiniz. Öyle bir geceydi. Dünyayı ee, kurtarıyordunuz. Yani. Dünyayı kurtarıyorduk. Ondan sonra e, arkadaşlar dedik ki arkadaşlar kim söyledi bilmiyorum ben söylemiş olabilirim başka bir arkadaş söylemiş olabilir arkadaşlar e, bu gece bir yemin edeceğiz dedi birisi. He. Ondan sonra ne yemin edeceğiz? Bundan sonra dedik hayatımızın sonuna kadar Rabbimizin rızası için e, uğraşacağız, çabalayacağız. Ve yorulacağız dedik. Hayatımızın hmm. sonuna kadar Allah rızası için hmm. bir amel, bir iş içerisinde olacağız dedik. Hmm. Ve o gece birbirimize dua ettik. Böyle bir yemin etmiş olduk. Ben e, okul biter bitmez... O dönemde Milli Gençlik Vakfı çok e, ciddi bir çalışma içerisindeydi. Hemen okuldan gider çıkar çıkmaz e, o, e, Milli Gençlik Vakfı İmraniye Orta Öğretim Başkanı oldum. Hmm. Orada bir dönem devam ettik. Sonra dediler ki e, işte... E, Florya'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi o zaman e, Tayyip Bey daha belediye başkanı olmamıştı. Hı. Dediler e, bir yaz e, yazlık bir şey var Florya'da. Hı. Orada Kur'an e, öğretecek birini arıyorlar dediler. Ben dedim ben öğretebilirim. Ee. Oradan oraya geçtik. Ondan sonra e, dediler ki e, İHA diye bir e, çalışma var. E, bir sivil toplum yapısı var. O zaman resmileşmemişti Türkiye'de ama hı. Almanya'da hı hı. E, vardı Freiburg'da. E i̇şte BOSNA'daki kardeşlere yardımcı e, oluyorlar. Onların dertlerine, sıkıntılarıyla ilgileniyorlar. Hı -hı. Dedim ben e, olmak isterim orada. Hı -hı. O işte e, 2000 e, 1994 yılıydı o dönem. Hı -hı. Yani e, 1994'ten beri de orada e, Bülent Yıldırım abiyle beraber devam ediyoruz. Şimdi onu soracaktım. İlk mülakatınızı kim yapmıştı alırken? <laughs> <laughs> Valla. Biz iki kişiydik zaten mülakat filan icat olunmamıştı henüz o dönemlerde. İcat olunmamış mıydı? Ha. Olunmamıştı. Kim vardı iki kişi? Bülent abi iki kişi, Raif diye bir arkadaşımız vardı bendim. Evet. Bana Raif, o da yine Kartal Anadolu İmam Hatip'ten arkadaşım. Evet. Raif dedi ya dedi Murat böyle böyle bir çalışma var gelmek ister Hı. misin dedi. Hı. Zaten beraberdik. Okulda da birlikteydik. Bülent abi, Hüseyin Kurtça abi o dönemlerde Hı. zaten bize okula gelirdi. Biz de sohbetler Atanıyorum yaparlardı. Ya. Tabii biz lise talebesiyken zaten Hı. tanışıyorduk. Dolayısıyla üniversiteyi de kazandık. Üniversitede çok iyi bir yerde kazandık. Yani Hı. Laleli Fatih yürüyerek Hı. 10 dakikada ge geçebileceğiniz bir yer. Yani ya. derslere geçerdik. Derslerden sonra Fatih'e, e, ...geçip bu çalışmaları Eyvallah. beraber yapıyorduk. Bir de sizin Malezya hikayeniz var galiba. O nedir? Malezya hikayesi 2017 yılında hmm. e, ben e, yetim e, da e, 2011 ile 2017 yıllar arasında yetim çalışmasını ben ve ekibim yürüttük. Yani ekibin başında ben vardım o dönemde. Hmm. E, 6 sene beraber devam ettikten sonra ben Bülent abiyle şöyle bir anlaşmam vardı. Bülent abi bana yetim çalışmasını e, bu çalışmayı sen yürüteceksin dediğinde ben dedim ki abi dedim 5 sene. Tabi 2011 hmm. yılında. Hmm. Dedim 5 senelik bir zaman için sizden bu görevi alıyorum abi dedim. Hmm. Ee, ve o dönemde 20 bindi İHH'nın sponsorlukla desteklediği yetim sayısı. Dedim 100 binle 5 sene sonra size teslim edeceğim inşallah dedim. Hmm. Ondan sonra elhamdülillah güzel bereketli bir çalışma oldu. 100 bin olmadı ama 90 binle. Hmm. E, teslim etmiş olduk. Yani hmm. elhamdülillah çok bereketli, çok güzel bir çalışma e, Malezya oldu. Malezya'ya gittiniz. Malezya ondan sonra e, Bülent abi dedi ki dilin dille ilgili hiç ben şey yapamamıştım. Yani İngilizce biz e, okulda Almanca okumuştuk He. Kartal'da. Tabi e, tabii Almanca e, çok işe yaramayan bir dil. Yani e, normal günümüzde hep İngilizceye dönüyor e, çalışmalar ya da uluslararası programlar. Hmm. Dolayısıyla bir sene e, Malezya'da İngilizce eğitimi hmm. için e, gittik. Tabii e, ben aslında dil için Malezya'yı da tavsiye etmiyorum. Onu da ifade edeyim. Keşke yani, Güney Afrika'ya niye gitmediniz? Yani ailece orada da biraz güvenlik sorunlarından bahsedilmişti. Yani hmm. ben de defalarca gittim. Gerçekten ciddi güvenlik sorunları var. Hmm. Ailece de gideceğimiz için dedik yani birazcık daha emin bir yer olsun. Hmm. E, ama e, Malezya'yı neden tavsiye etmiyorum? Sokakta konuşulan dil İngilizce değil. Anladım. Yani Malayca konuşuluyor. Hı hı. Evet yani 150 sene İngiltere orada e, kaldı. Bir sömürgeci hı. geçmişi var maalesef Malezya'nın. E, okullarda İngilizce eğitiminin daha iyi verildiği konusunda da bir sıkıntı yok. Bize göre çok iyi veriyorlar. E, ama sokakta insanlar Malayca konuşuyor. Eyvallah. Bir de Mavi Marmara'da değiliz galiba. Evet Mavi Marmara'da. Oradan da. bir anınızı paylaşır mısınız? Mavi Marmara meselesini kısaca onu da paylaşırsanız. Mavi Marmara ben askere gitmiştim 2009 yılında. O dönemde de şey aslında birazcık daha erteleme niyetim vardı ama hmm. dediler ki üniversite okuyanlar biliyorsunuz kısa dönem yapıyor hmm. 6 ay. O kalkacak diye bir haber çıktı. Yani kısa dönem uzun dönem birlikte askerliklerini aynı süre içinde yapacaklar deyince dedim ya e, 24 sene öğrencilik yapmışım. Yani uzatmalarla diyelim. E, dedim yani gideyim. Yaşlı 35 olmuştu o dönemde. Gideyim askerliğimi yapayım dedim. Gittim Samsun'da askerliğimi yaptım. Geri geldim. Bir hafta sonra Mavi Marmara. Ben tabii yolda e, şeyde takip ediyorum asker ocağında. Hı. E, i̇şte ha çıktım Ha çıkacak yola işte Mavi Marmara. Eyvah kaçırıyoruz evet, falan Evet kaçırıyorum. Canım. Mart dediler. Olmadı. Nisan'da çıkacak dediler. Olmadı. Hmm. Mayıs dediler. Tabii benim askerlikten geldiğim dönem çok enteresandı. Hmm. Bir gün önce rahmetli Bahattin abi ile bizim e, neydi diğer kardeşimizin adı? E, Hatırlayamadım ya Bahattin abiyle bizim e, yine vakfımızdan bir kardeşimiz e, yine e, şeyde de Afganistan'dan da hedef vakfından Aygün'din yoldaş kardeşimiz oradan da birini hatırladım diğerini hatırlayamadım hmm. ee, Faruk Faruk, Faruk, Aktaş, Aktaş. Faruk Aktaş Faruk Aktaş evet Bahattin hmm. Yıldız Faruk Aktaş hmm. abilerimizin şehit olduğu şeydi e, aynı zamanda İzzet Şahin abi de e, İsrail'de e, hapse girmişti onu hmm. zindanda tutuyorlardı hmm. onun zindandan çıktığı gün ben de Enteresan, ben de hapishanede e, jandarmaydım. Yani evet. ben de hapisten İzzet abiyle aynı gün çıktım aslında. Yani evet. e, beş buçuk aylık bir askerlik hmm. dönemim, Can, şey olarak jandarma olarak, e, Samsun cezaevinde e, yapmıştım hmm. askerliğimi. E, oradan e, geldim, bir baktım yetiş, yetişmişim Marmaraya. Hmm. E, eşime de söyledim, o da rıza gösterdi. sağ olsun. 5 ay, yani birbirimizi e, görmemiştik ama e, dedi e, senin gönlünde var o. Git dedi. Ben de hmm. gemiye binmiş oldum. Tabi orada en e, enteresan anlardan biri şeydi. Biz e, güvertede Bülent abiyle beraberdik. Yani ben hmm. Bülent abiye sıkı markaj yapıyordum. O şekilde evet. söyleyeyim. Çünkü e, önce şeyden geldiler. Mavi Marmara'ya e, zodyak botlarla geldiler. Tabi şey yapamadılar. Giremediler. Giremediler. Çünkü ciddi bir mukavemet vardı. Yani sivil bir direniş vardı orada. Hı -hı. Yani ben tazikli sularla işte soda şişeleriyle insanlar eline geçirdiği sandalyelerle falan mukavemet göstermişlerdi. E, göstermiştik diyelim. Biz de oradaydık. Sonra tabi oradan giremeyince helikopterler gelmeye başladı. Böyle Hı -hı. devasa helikopterler. Biz de güvertedeyiz o arada. Bülent abinin koluna girdim ben. Yani giremedim. Bülent abiye de şey yapmaya çalışıyorum. Yani nasıl diyeyim? Yani mukayet olmak demeyeyim ama çünkü çok bir şey vardı. nasıl diyeyim? Heyecanlı bir ortam var. Ateş ediyorlar. Şehitlerimiz var. Yaralarımız var. Evet yani ben kolumda olsun diye. Çünkü hep beraberdik. Hiç hep omuz omuzaydık. Hiç ayrılmamıştık. Gemide de o şekilde olması. Yani beni yüreğim aslında oraya götürmüş oldu. Hmm. Ondan sonra e, yani nasıl diyeyim böyle bir 10 metre helikopter ateş hmm. ediyorlar rastgele. Rahmetli Cevdet abi. Cevdet hmm. Kılıçlar abi. Hmm. O, o şehit oldu bizim gözümüzün önünde. Hmm. E, hatta şöyle söyleyeyim. E, sediyeler geliyor. İşte hmm. şehitleri yaralıları alıyorlar. Aşağıya götürüyorlar. E, Cevdet abinin kafasından ben tutmuştum. Yani sediye koyarken. Hmm. Tabii e, şuradan küçük bir nokta var. Ama biliyorsunuz e, kullanılması yasak olan silahlarla saldırmışlardı hmm. e, işgalci e, İsrail askerleri. Orada da e, yani sanki yaralanmış böyle basit bir şey gibi ama kafasını tuttuğum zaman tabii ben şehit olduğunu, şehadet mertebesine ermiş olduğunu Cevdet abinin anladım. Bülent abi dedi nasıl dedi bir e, şey diyemedim abi inşallah iy iyileşir dedim yani orada şey yapamadım. Şehit oldu diyemedim. Hmm. Onu e, Sedi'ye biz koymuştuk. Yani o çok enteresan bir şeydi. Bir de İsrail e, bizi tabii kelepçelediler. Aşdod limanına indiğimiz zaman boynundaki poşi nerede dedi. Şey. Biliyorsunuz oradaki e, bizi e, sorgulayanlar İstanbul Türkçesiyle sorguluyorlardı Yahudiler. Hmm. Muhtemelen onları bu görev için İstanbul'dan getirmiş olabilirler. Evet. O tip şeylerde çıkmıştı. Bilgilerde çıkmıştı zaten. Boynundaki e, bir e, orada bir asker var. O sorguluyor. E, diğeri de tercüme ediyor. Boynumdaki şey poşu vardı benim bir tane. E, onu sordu. Yani ben orada şunu anladım. E, saniye saniye bizi gemide de takip etmişler. He. Yani benim boynumdaki poşuyu takip etmiş hmm. o kişi. O da çok enteresan. Ben Bosnalı bir şehitten almıştım onu. Daha doğrusu bir şehidin örtüsüydü o. Poşe. Hmm. Eee ben 95 yılında Bosna Herse'ye gitmiştim. Orada bir bir ay kadar kalmıştık. Yine hmm. İHH çalışmaları çerçevesindeydi. Orada bir kardeşimiz demişti ki bana, bu poşi e, bir Arap mücahidin e, poşisi. He. Burada şehit oldu. Bosna için gelmişti. Hmm. Bu, bu sende kalsın dedi bana. Vermişti. Ben de onu alıp Mavi Marmara'ya öyle binmiştim. Ve o poşiyi e, ben Cevdet abinin üzerine örttüm. He. Yani Bosnalı bir şehitten Türkiye'li bir şehide gelen, uzanan bir örtü oldu bu. Yani gerçekten çok e, enteresan bir şeydi. Hmm. O e, İsrail askerinin bana sorduğu şey. Dedim gemide bıraktım ben onu dedim. Hoşuma. Yani e, Bosna Arap bir şehit. Evet. Din örtüsü örtüsü İstanbul'a geliyor. İstanbul'dan, İstanbul'dan Filistin'e gidiyor. Filistin topraklarında bir Türk şehit Türk'ün e, üzerine örtüyor. Üzerinin örtüsü oluyor Allah. elhamdülillah. Allah akbar. Enteresan. Eee e, Hocam, buranın bir yarısı bitti. <gülüyor> <gülüyor> ee, aziz dostlar, Murat kardeşimizle eskiye dayanan bir hukukumuz olduğu için gerçekten çok benim açımdan da çok anlamlı bir sohbet oldu. Ee, <laughs> kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim. Aziz dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Murat Yılmaz kardeşimizle e, e, devam ediyoruz. Murat kardeşim e, sizinle tabii eskiye dayalı bir sop, e, dostluğumuz kardeşliğimiz olduğu için e, çok hızlı bitti e, birinci bölüm. Ben kitaplarınız evet. üzerinden biraz daha devam etmek istiyorum. Sonra e, Yetim Vakfı'na hızlı gireceğiz çünkü süremiz de azaldı. Evet. E, kitaplarınız Dirna'nın öbür yakası sancak demişsiniz. Onu konuştuk zannediyorum. Evet. Kosova'nın bağımsızlık yolunda Kosova. Kosova bağımsızlık yolunda. Evet. Bunun da bir hikayesini birkaç cümle söyler misin? Şöyle, e, biz e, Kosova'da savaş çıktığı zaman 1998 e, Şubat ayında e, Osman Atalay abiler beraber, e, rahmetli Sedat Beyhan kardeşimiz hmm. e, birlikte hemen e, çıktık bölgeye gittik yani. Hmm. Ve e, bölgede e, ciddi bir muhacir akını olmuştu o dönemlerde. Hmm. Biz en uç noktaya gittik. Arnavutluk'ta Kosova'nın... Ee, birleştiği Bayram Sur diye bir yer var. Hmm. Bayram Sur bu arada şeydir. E, İkinci Dünya Savaşı sırasında hmm. Arnavutların e, Boşnak Feris Salkoviçlerle bu insanlar direnişçiler. Yani hmm. Sırplara karşı direniş e, örgütlerini bizdeki Kuvayi Milliyeler gibi hmm. örgütleyen yapılardır. O Bayram Sur denen şehir bu kişiden dolayı onun ismini koymuşlar. O bölgede biz e, o dönemde şey yapan, Kosovalı hayırseverlerle, orada muhacirlerle buluşmuştuk. E, tabii orada biz çok şey gördük. Yani muhacirlerin akışını gördük, Hı. insanların çadırlardaki durumlarını gördük. E, ve e, Bunu kitaplaştırdınız. Bu yani. Evet, kitaplaştı. Eyvallah. E, ve Kosova bağımsız olmadan iki sene önce, Hı. Kosova bağımsızlık yolunda diye o çalışmamız Eyvallah. çıkmış oldu. Bir başka kitabınız, bize getirmişsiniz, teşekkür ederiz. Doğu Türkistan'da toplama kampları. Evet. Bu hikayesi nedir? Doğu Türkistan'da toplama kampları bugün e, dünya üzerinde e, nasıl diyelim en e, muzdarip, en sıkıntılı, hı. en çok işkence ve zulüm gören insan hakları en çok ihlal edilen bir topluluk Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz. Tabi sadece Uygurlar değil, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, bölgede yaşayan Müslüman kardeşlerimiz. Hı. Türkiye'de e, maalesef Doğu Türkistan'daki toplama kampları çok bilinmiyor hı hı. ve şu anda hali hazırda toplama kamplarında Yaklaşık olarak e, 3 ila 8 milyon insandan bahsediliyor. Hı hı. Aynı zamanda çocuk kampları var. Yetimhanelerde e, işte yatılı okul görünümlü çocuk kampları var. Hı. Burada da yaklaşık olarak 3,5-4 milyon çocuk var. Yani e, bir milletin neredeyse tamamı toplama kampına alınmış. Kesinlikle. Almış. Yani 2 milyon kilometre kareye yakın bir coğrafya Doğu hı. Türkistan ve komple bir hapishaneye çevrilmiş Çin tarafından. E, ve fakat biz e, gerek Türkiye'deki Müslümanlar gerek İslam dünyası 2 milyarlık İslam dünyası biz Doğu Türkistan'da olan bitenlerden çok fazla haberdar değiliz. Dolayısıyla bu kitabın bu hikayesi kitap, bundan ibaret. Bu hikayesi buradaki Eyvallah. yaşanan sorunları, sıkıntıları anlatma üzerineydi. Eyvallah. Hocam vakti iyi değerlendirmedi Yetim Vakfı e, kuruluş hikayesini baş... biraz Yetim girelim. Yetim Vakfımız e, 4 sene kadar önce hmm. Dünya Yetimler Günü'nde 2017 yılında kuruldu. Kuruluş hikayesi aslında Esed'in Halep bombardımanına dayanıyor. 2016 yılı Aralık ayında çok ciddi bir bombardıman yaşandı. Hatta İHH o dönemde 30 bin civarında insanın bölgeden tahliyesi için çok ciddi bir faaliyette bulundu. İşte İzzet Şahin abiler ondan sonra Bülent abi hep bölgeler, bölgedelerdi gece gündüz. O bölgeden çalışmalar yapılmıştı. Orada o günlerde bir yetimhaneden bir grup çocuk dünyaya seslendiler. Hmm. Halep Yetimhanesinde normalde 103 tane çocuğun olduğu bu yetimhane de bu bombardımanda maalesef e, isabet almıştı. Yani Esed'in e, bu arada nerelere bombardıman yaptığının altını bir daha da çizmiş olalım ve 56 çocuk şehit oldu o bombardımanda. Hı. Ve 47 çocuğun kurtuluş hikayesidir aslında Yetim Vakfı'nın kuruluş hikayesi. Hı hı. Ve e, orada tabii bir de bizim Sevra bebeğimiz vardı. Hı. Sevra bebeğin aslında ismini daha sonradan bizim arkadaşlarımız koydular. Çünkü e, Sevra'nın e, olduğu evde bombardımandan isabet aldı. Anne babası onlar da şehit olunca Sevra yıkıntılar arasında ağlayarak yerini belli etti. Ve o çocuğu da orada bulunup bizim yetimhaneye getirmiş oldular. Şu anda e, Yetim Vakfı evet, Cerablus'ta e, iki tane kız ve erkek yetimhanesini Hı. yani buradan Hı. gelen çocukların barındığı yetimhanelerin e, idaresini devam ettiriyor. Hı. Sevra Bebek de yani o kundakta işte ağladığı için sesini duyarak ulaştığımız o çocuk da şu anda bu yetimhanede ilkokula başlayacak. Eyvallah. Yani bir kısım yetim faaliyetlerin Suriye'nin içerisinde. Tabii evet. Hı e, Suriye'nin içerisinde devam da ediyoruz Ne anda. kadar e, yetim var bütün dünyada e, şu anda yetim vakfının? Dü, e, yetim vakfı olarak biz e, sponsorluk destek ya da hamilik e, sistemine yeni başladık. Hmm. Yani bir 2 aylık bir geçmişimiz var ama bu zamana kadar ulaştığımız yetim çocuk sayısı 5000 civarı. Bunları tabii İHA, özür dilerim Yetim Vakfı iki e, sac ayağı Ama üzerinde. Ama Yetim Vakfı öncesi İHA'da öneminiz var. Tabi evet. evet. Or oranın rakamlarını birleştirdiğimiz zaman. Orayı da birleştirirsek e, şu anda 120 bine yakın. Ha, bu rakam önemli. Tabi evet. evet. 120 bine yakın bir yetim. E, Hala devam zor. ediyor mu bunlarla? Tabi yani hmm. e, İHA ya 115 bin civarını şu anda devam ettiriyor. Hmm. E, yetim Vakfı olarak da biz bu zamana kadar 5 bin çocukla temas etmişiz. Hmm. Kimisi psikososyal destek hmm. eğitim çalışmalarıyla, kimisi de yeni başladığımız sponsor destek sistemiyle. İsterseniz bir iki cümleyle sponsor destek sistemini de Nedir o? açayım. Çünkü zamanımız kalmayabilir. Şöyle e, şöyle bir form göstermiş olayım. Yetim hmm. Bilgi Özet Formu. Hmm. E, yetim Vakfımız ayda 150 lirayla bir hmm. yetim çocuğa hamilik fırsatı sunuyor. Hmm. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ben ve yetime kefil olan hmm. cennette şu iki parmak gibiyiz hadis i şerifinden yola çıkarak bir müjde mahiyetinde aslında hmm. bir çalışma. Bu çalışma kapsamında bağışçılar bir yetime hami oluyorlar, onu sponsorluk sistemiyle destekliyorlar, ayda 150 lira ödüyorlar. İstediği ülkeden seçme yapabiliyor mu? Şöyle biz yetim vakfı olarak hali hazırda dört ülkemiz var, yani Suriye var, Filistin var, Türkiye var ve Doğu Türkistanla ilgili bir çalışmamız hmm. var. Bu ülkelerden birisini seçebilirler. İnşallah ilerleyen vakitlerde farklı ülkelerde de şey yapacağız, destekleyeceğiz. Bağışçı 150 lirayı ödediği zaman yetim çocuğun eğitim, sağlık, gıda ve kıyafetine bir destek veriyor. Ama mesela bu destek Afrika'daki bir yetim çocukla ilgili geçerli olduğunda... ...mesela ne oluyor? O çocuğun ihtiyaçlarını ziyadesiyle karşılamış oluyor. Çünkü... Bir öğün yemek yiyen e, insanların sayısı az değil Afrika'da. Evet. E, Güneydoğu Asya'da yine aynı şekilde. Biz e, bağışçımıza böyle bir form gönderiyoruz. Burada çocuğun fotoğrafı oluyor. Hı hı. E, ismi ülkesi, doğum tarihi, babasının vefat tarihi, hı hı. kardeş sayısı gibi bilgileri. Biz yetim yavrumuzun bu bilgilerini bağışçıyla 24 saat içerisinde neresi, neredeyse paylaşıyoruz. Hı hı. Yani bağışçımız... Yetimvakfi.org.tr adresine girdiği zaman hı hı. E, orada bir sponsorluk formu dolduruyor. Doldurdu, doldurduktan sonra aynı anda isterlerse kredi kartlarıyla 36 aya kadar ödeme talimatı vererek hı. E, yetime bağışçı olabilirler. Yani isterlerse 12 ay olabilir. Eyvallah. Dolayısıyla bu şekilde bir yetime hami olmuş oluyorlar. Ben bunu hararetle e, tavsiye etmiş olayım. Eyvallah. Birden aklıma geldi bunu söylemezsek eksik kalır diye düşünüyorum. Yetim Vakfı'nın kurulmasında, geliştirilmesinde sizden önce büyük hizmeti olan Mehmet, Mehmet Gülsret, abimiz. anmamız lazım. Evet, Selam Allah. olsun. Allah kendisinden razı razı Allah olsun. Razı olsun. Ee, değil mi? Yani ciddi... bugünlere tabii, çok, büyük katkılar Çok ciddi çalışmalar yaptılar. Büyük hizmetler gördüler. Allah razı olsun. Hemen bize Reyhanlı'daki yetim hanenizden bahseder misiniz? Evet. Bir, Nedir Reyhanlı? Onun için bir şey gelmiştim. Hazırlıklı gelmiştim. Ee, şimdi Reyhanlı yetim köyümüz hmm. e, dünya üzerinde Savaş nedeniyle yetim kalmış olan bir çocuk grubuna hitap eden, ender yetimhanelerden bir tanesi. Yüz dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş. ve içinde okulları olan, ilkokul, ortaokul, şurada okullarımız var. Kız bölümünde de şurada, anaokullarımız var. Yani anaokulundan liseye kadar ne kadar alan üzerinde bu? Yüz dönümlük bir arazisi var. Burada oyun alanları, ee, rehabilitasyon merkezi var şurada ee, ve e, bu rehabilitasyon merkezi çocuklar savaş ve ölüm gördükleri için, yıkım hmm. gördükleri için özellikle Suriyeli çocuklarımıza hitap ettiği için de bu e, yetimhanemiz daha doğrusu çocuk yaşam merkezimiz diyelim. Hmm. Dolayısıyla e, rehabilitasyon kısmı çok ciddi bir e, öneme haizdi. Burada tabii zeytinliğimiz var bir de şurada 820 hmm. adet zeytin ağacımızın olduğu hmm. bir zeytinliğimiz var. Zeytinleri çocuklar topluyorlar. Tabii. Bunu bir e, zeytin Fobi. toplama şenliği şeklinde ha. yapıyoruz. Hı, yani evet. e, senede bir günlük. Çocuk şey, işçi şey çalıştırma değil. Ha, yani. Evet. Yani <laughs> özellikle şey yapmak gerekiyor. Çünkü evet. burada e, biz yetim yavrularımızla ilgili bütüncül bir eğitim sistemi uyguluyoruz. Evet. Yani çocukların sadece akademik başarısı değil. Aynı zamanda <laughs> duygusal, sosyal, e, fiziki, e, mesleki ve manevi. Yani altı kısım e, çocuğun altı kısmın gelişimini ee, önemsiyoruz. Buranın, Burada açılış, evet. buranın açılışında bulunmuştum ben. Ee, Sağolsun İHA'daki dostlarımız bizi de davet etmişlerdi. Evet. Ee, burayı görünce yani tabii ki Allah herkese analı babalı büyütsün ama Amin. insan Amin. burayı görünce yetim olası geliyor yani. O kadar güzel Eyvallah. hazırlanmış ki. Allah o kadar Allah emek arzusun. verilmiş. Emeğe geçen bütün e, Müslümanlardan, dostlardan Allah, ın Allah ın razı olsun, olsun diye söylüyorum. Olsun. Şeyi merak ediyorum. Dünyadaki diğer yetimhanelerle ...ve yaşam merkezleriyle karşılaştırdığımız zaman bu standartta... ...acaba bizim standartımız kaç kaçıncı sırada acaba? Vallahi şöyle söyleyeyim ben bugüne Çünkü kadar... çok iyi yapıldı, çok lüks. Evet, dünya üzerinde 80'e yakın ülke gördüm ben bu He. zamana kadar. Yani İHH dönemi hmm. ve Yetim Vakfı ile beraber geçen süreç içerisinde. Dolayısıyla bu tarzda, bu kalitede bir yetimhane görmedim. Yani... Hmm. E işte misyoner örgütlerin çok ciddi yapmış oldukları şeyler var. Onlar da dahil. Yani onlardan da gördüklerim oldu. Mesela hmm. Uganda'da girmiştim e, bir iki tanesinin e, merkezine. Hmm. Ondan sonra e, sos köylerine şey yapmıştık, e, hmm. girmiştik. E, yani onlar tabii bölge şartlarına göre yapıyorlar. Yani hmm. bölgedeki şart neyse aşağı yukarı onun bir tık üzeri gibi oluyor. Hmm. Burası gerçekten. Burası. Çok iyiydi yani. Bu Türkiye da çok üzerinde, üzerinde. Bir yer. Üzerinde yani ben de 8 sene yatılı okudum yani. Hmm, ee, bizim şartlarımız böyle değildi yani. Hmm. Gerçekten çok güzel. Evet. Burayla tamam. ilgili başka söylemek istediğiniz bir şey yani var mı? Yani bu e, merkezimizdeki muradımız bizim. E, Suriye 10 yıldır büyük bir savaş. E, içerisinde 1 milyon 200 bine yakın çocuk yetim kaldı Suriye'de. Dolayısıyla bu çocuklar yarının Suriye'sinin mimarları olacaklar. Ve bu çocuklar savaşta babalarını kaybettiler. En hunhar bir şekilde babalarını yitirdiler. Bazıları hem anne hem babalarını yitirdiler. Dolayısıyla çocuklar nefretle büyümesin, sevgiyle büyüsünler. Ümmetle, İslam kardeşliğiyle büyüsünler. Yarınlarda da Suriye'de daha sevgi dolu bir Suriye'yi bu çocuklarımız oluştursunlar. Eyvallah. Çocuklar, yetim çocukları Suriye içinden mi çekip getiriyorsunuz yoksa Türkiye'ye gelmiş bir şekilde onlar arasından mı seçiyorsunuz? Yani %95'i diyeyim Türkiye içerisinde. Yani Hı. özellikle e, Reyhanlı'dan çünkü Reyhan'da 200 bin civarı Suriyeli e, insan muhacir kardeşimiz yaşıyor. Hı. Kilisten olan var, bölgede bulunan yine Adana, Maraş bu çevrelerde. Yani Suriye'ye sınır olan Hı. coğrafyalarda ciddi bir şekilde Türkiye içinden ağırlıklı olarak, içinden ağırlıklı olarak alıyoruz. Ee, hafta sonu da evlerine mümkün mertebe gönder, gönderiyoruz ki ev sıcaklığı hiç kaybolmasın. Yani Peki, buradaki öğretmenler daha çok Türkler mi yoksa Arap hocalar da var mı? Milli Eğitim Bakanlığımızla ortaklaşa şey yapıyoruz. Hatta çocukların Türkçe eğitimleri ile ilgili de Yunus Emre Hmm. Vakfımızla yine beraber çalışıyoruz. Ortak projelerimiz var. Eyvallah. Milli Eğitim Bakanlığı, İHH ve Yetim Vakfı birlikte protokol çerçevesinde birlikte yürümeye Eyvallah. devam ediyoruz. Konuşacağımız konu çok fazla. Onlara girersek bir projeniz eksik kalacak. Onu anlatamayacaksınız. Bize bir de Çatalca'da yetim çocuklar kampüsü. Onu çalışmanız. da bir iki cümleyle anlatayım. Onun da hazırlığını yapmıştık. Evet. Çatalca'daki eğitim kampüsümüz. Yine e, Darüşşafaka ayarında He. yani yetim çocuklara hitap eden uluslararası Hı. bir e, program olacak. Kampüs e, 88 dönümlük bir arazi içerisinde Hı. 720 kişilik yatılı alanı olan nizami futbol sahası kapalı spor salonları e, halı sahalar Hı. ondan sonra etkinlik alanları 750 metrekare e, 750 kişilik konferans salonu Esenlik akademisi Hı. E, sosyal lise fen lisesi birlikte olan bir e, alan. Burada Allah nasip ederse 2 iki, 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 iki buçuk sene sonra inşallah hizmete girecek olan bir çalışma. Burada da dünyanın yetim mozaiğini oluşturacağız. He. Yani dünya üzerinde sadece Türkiye'mizden değil, evet Türkiye'den de çocuklarımız olacak ama dünya üzerinde Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'ya, Latin Amerika'ya kadar yine bizim takip ettiğimiz yetim yavrularımız mülakat usulüne göre çünkü burada ciddi bir emek verilecek kendilerine. Gelecek vaat eden çocuklarımızı biz burada inşallah eğiteceğiz. Onlar da Türkiye'nin gönüllü dünya elçileri olacaklar Allah nasip ederse. Ee, buraya şey diyebilir miyiz? Uluslararası... Birleşmiş Müslüman Birleşmiş Milletler Çocuk Kampüsü diyebiliriz. Yani diyebiliriz. düşünsene 100 ülkeden çocuğun bir arada okuduğu, i̇nşallah. kardeş oldukları ve ilişkileri sürdürdükleri. Diyanet Vakfımız bunu yapıyor. Allah razı olsun. Nerede? Yani e, uluslararası Anadolu İmam Hatipler var biliyorsunuz. Ha, biliyorum. Bugün evet. Türkiye'de 15 tane var Hı -hı. E, Anadolu İmam Hatiplerden. Hı -hı. E, aslında e, onun bir yetim versiyonu gibi olacak. Eyvallah. Yani orada tabii bütün çocuklar geliyor. Yetim olanlar da olmayanlar da. Hı -hı. Burada yetim yavrularımız inşallah ...eğitim görmüş olacaklar. Evet. E, genelde şöyle bir şey var. Ya bu İHA bütün dünyayı kurtarıyor ama Türkiye'deki çocuklarla ilgilenmiyor diye bir şey var. Siz Türkiye'deki yetim çocuklarla da ilgileniyor musunuz? Evet. Yetim Vakfı olarak e, bizim tabii önceliğimiz Türkiye'deki çocuklarımız. E, aynı zamanda Gerçi tabii... Suriyeliler Türkiye'de sayılır artık yani. Tabii. Onlar da tabii yani... Türk kökenlileri kastediyorlar biraz da. Var mı? Onlarla da ilgileniliyor mu? Tabii. Mi? Tabii. Türk kökenliler de var. Yani... E, biz Türk bu... vatandaşı diyelim daha doğrusu. Evet, Türk vatandaşı. Türkiye'li çocuklarımız da var. Bu çocuklarımızı tabii biz çok o, nasıl diyeyim, farklı alanlarda destekliyoruz. Yani Hı -hı. psikososyal destek dediğimiz ya da sosyal hizmet çalışmaları dediğimiz e, çalışmaları da yapıyoruz. Hı -hı. Ee, bunun dışında sponsorluk destek sistemiyle desteklediğimiz çocuklarımız da var. Hı -hı. Tabii e, şu anda e, Yetim Vakfı sponsorluk çalışmasına daha yeni başladığı için Hı -hı. E, ilk etapta e, İstanbul'daki çocuklarımız, Hatay e, Reyhanlı'daki çocuklarımız Hı. ve Kilis'teki çocuklarımızı biz bu sisteme dahil ediyoruz. Ama süreç içerisinde tabii 81 ilimizi de e, radarımızda e, onları da sisteme inşallah dahil edeceğiz. Genel itibariyle de biz Yetim Vakfı olarak ee, bütün dünya coğrafyasındaki yetimleri hedef aldığımız için kendimize çünkü dünya üzerinde istatistiklere göre 400 milyona yakın yetim çocuk var. 400 milyon? 400 milyona yakın yetim çocuk var. Yani e, biz bir devlet kurmaya çalışsak bu çocuklardan, Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü devletini hmm. oluşturuyoruz. Yani çok ciddi bir ihtiyaç olduğu için biz hem yetim sponsorluk, yetim hamilelik sistemine çok çok daha önem vermemiz gerekiyor. Çünkü öyle misyoner örgütler var ki Mesela Amerikalı bir yapı var, World Vision diye. 4 milyon 300 bin çocukla ilgileniyor. 4 milyon? 300 bin. 4 milyon 300 bin çocuklar. Hı. Ve e, bu e, yapı e, 25 bin rahip ve rahibeyle çalışıyor. 13 bin evangelist kiliseyle çalışıyor dünya üzerinde. Bu bilgileri kendi sitelerinden aldım bizzat. Bunu Hı. söylüyorlar yani dünyanın her tarafında misyonerlik yapıyorlar. Ve bizim Müslüman çocuklarımız bu misyonerlerin ellerine düşünce... Maalesef ciddi bir şekilde dinlerin değişmesi söz konusu oluyor. Ki Afrika'da 100 yılda %6'dan yani Müslümanların nüfusu 1900'lü yılların başında %6 iken Hristiyanların nüfusu özür dilerim Afrika'da şimdi %50'yi geçmiş durumda. Yani bunu söyleyince aklıma şöyle bir şey geldi. Türkiye'de niye bu kadar ilahiyat fakültesi açılıyor diye tartışma yerine bazı ilahiyat fakültelerine tebliğ ve davet. Çok harika. yetimlerle ilgilenme bölümleri kurulsa çok ve evet. buradan mezun olanlar da sizlerde istihdam edilse çok, çok, veya işte çok, Diyanet'te evet. istihdam edilse evet. ve en az Amerikalılar kadar yapamazsak bile ki yapabiliriz bir gün. Yani 4 milyon ne demek yani bir Amerikalı kuruluş. O da bir tanesi. daha Başka kurumlar da var. Tabii canım 4 milyonla ilgileniyor ve bunların içinde de 25 bin rahip ve rahibeler var. World Vision 25 bin rahip ve rahibeyle çalıştıklarını internet sitelerinden evet. deklare etmişler. Yani, yani bunların hepsi e, Amerika'da İlahiyat fakültesi mezunu. Misyoloji diyorlar. Evet, misyoloji, mi şimdi, evet. misyoloji bölümü. Hı. Ve misyoloji bölümü e, yeni değil. Yani çok uzun yıllardır hatta birkaç yüz yıldır evet. e, batıda e, özellikle misyonerlik e, yapacak olan kişiler misyoloji bölümünde. Dediğiniz gibi bizdeki Hı. tebliğ ve davet. Hayır isimler... böyle bir fakültemiz yok. İşte evet. Tekrar söylüyorum. Türkiye'de niye bu kadar ilahiyat fakültesi var diye sorgulayan dostlarımız Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinin misyonlarını zenginleştirseler Farklı dillerde, farklı alanlarda tebliğ, davet, işte yetim, e, 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 manevi bakım gibi birçok evet. alanlarla zenginleştirseler programların içeriğini. Bu e, ilahiyat fakültelerinin misyonu daha etkin olacaktır Harar, ve dünyaya da hizmet edecek. Hararetle olması gerekiyor bu. Evet. Yani hararetle tavsiye ediyorum. Sizin söylediğiniz gibi ben 2009'da Kazakistan'daydım. Hı hı. Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne gittik orada. Hocalarımızdan biri şunu söyledi. Dedi ki... Bağımsızlıktan sonra yani 1991'den 2009'a kadar 18 senelik süre zarfında 500 bin Kazak Müslüman Hristiyanlığa geçmiş. Eee Almatı'da ve diğer bazı iller e, şeyleri evet. ben bunu gördüm. Büyük büyük haç işaretli şeyleri e, minareden daha yüksek Yehova ha, Şahitlerinin işte. merkezini gösterdiler bize. Ben gözlerime inanamadım. Tekrar tekrar sordum. Gerçekten burası Yehova Şahitlerinin Almatı merkezi mi diye? Çünkü bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi binasından çok daha büyük. Devasa bir bina evet. ve 500 bin Kazak kardeşimiz Hristiyan olmuş. Dolayısıyla ciddi bir şekilde sadece Afrika'ya değil, Balkanlardan Kafkasya'ya, Orta Asya'ya kadar bu ilahiyat fakültelerinin ilgili bölümleri gidip orada Müslümanların ellerinden tutması gerekiyor. Hatta Yoksa işte dedim ya yani. ilahiyat fakültelerinin projeleri zenginleştirilebilir, renklendirilebilir. Son sınıfı yani projenin gereği bu fakültenin özelliği bu. Diyerek son sınıfı bazı ülkelerde geçirmek şartıyla mezun olacaksınız. Çok güzel. Evet. Eğer bir yıl falan ülkede kalamazsanız İlahi Fakültesi mezun olamazsınız. Doğru. Ama orada bir yıl kaldıktan sonra da e, bu arkadaşların iş bulma imkanı e, e, ve alan çalışması daha kolay olacak Kesinlikle. Yani. yani dil bilmek de önemli. Mesela evet. dünyada 500 milyon insan İspanyolca konuşuyor. Evet yani İspanyolca tebliğe de ihtiyacımız Türkiye'de var. Türkiye'de en az bildiğimiz dillerden bir tanesi. Yani evet. evet. Kesinlikle. Maalesef. Hocam sizin bir projeniz daha var. İyilik gemisi projesi. Nedir bu iyilik gemisi? İyilik gemisi şöyle. Mal Marmara'dan e... <laughs> sonra mı çıktı? <laughs> <laughs> evet o, o kesin Mal evet. mar sonra i̇yilik çıktı. İyilik gemisi. İyilik gemisi bizim e, Reyhanlı'da yetim annelerimiz hı. ve çocuklarımızla ilgili kurduğumuz hı. hem rehabilite ettiğimiz yani savaşın ve yıkımların etkisinden annelerimizi kurtarmaya çalıştığımız e, bir çalışma. Hı hı. Burada annelerimiz kendi el emeği, göz nuru hı. ürünler üretiyorlar. Hı hı. Yani bebekler yapıyorlar, çocuklarla ilgili çeşitli çalışmalar oluyor. Ee, ve e, resimler oluyor, işte ahşap e, işleri oluyor, el işçiliği oluyor. Hı -hı. Yani bunları yetim annelerimiz yapıyorlar. Hı -hı. Hem kendileri de bir ücret kazanıyorlar bu Hı -hı. şeyden dolayı Hı -hı. geçimlerini e, tedarik etme anlamında. Hem de bizim oradaki yetim annelerimiz olarak e, bu o, çalışmalarımızı oluşturuyorlar. Hı -hı. Bu o, yaptıkları eserler de yine Yetim Vakfı'nın faydasına yararına e, satış satışa sunuluyor. E, burada bir zeytinyağımız da var tabii. Onu da ifade edelim. Ya, Sizin ürettiğiniz zeytinyağı çok evet, kaliteli. Çok kaliteli gerçekten. Şeyi e, yani e, tadı çok güzel. O Hı. sertliği diyelim. Hı. Çok uygun ve onları da yine zeytinyağımızı da Aynı şekilde buradaki iyilik gemisi mağazamızdaki ürünlerimizi hı. de biz yetim çocuklarımız yararına satışa Eyvallah. da sunmuş oluyoruz. Evet, bir projeniz daha var. Çocuklar için sanat, beceri ve oyun atölyeleri nedir bu? Evet. Şimdi biraz önce ifade ettim. Çocukların sadece akademik başarısı değil. Hı hı. Aynı zamanda duygusal, fiziki, mesleki, manevi ve sosyal başarılarını da önemsiyoruz. Dolayısıyla bizim burada çeşitli atölyelerimiz var. Hı hı. Görsel sanatlar atölyelerimiz var, hı hı. mekatronik, zeka oyunları, eee spor kulüpleri var futbol okçuluk vuruşu tekvando yani çocuklarımızın çoklu hem becerilerini keşfediyoruz bu anlamda Hı. yani çocuk eğer resme menyal ise ya da ben ne bileyim elektroniğe menyal ise bu atölyeler sırasında bunu keşfediyoruz ve çocukların bu alanlara yönlendirilmesi Eyvallah. gerçekleşmiş oluyor bir de esenlik durakları projesi bu nedir esenlik duraklarımız şöyle yetim çocuklarımızla ilgili ee, bir psikolog, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanları grubumuz var. Şöyle ifade edeyim, Türkiye'de 100 bin e, civarı, 100 bin üzerinde vakıf ve dernek var ve bünyesinde psikososyal destek olan ve sosyal hizmet bölümü olan tek vakf, vakfız biz, yetim hmm. vakfı olarak. Yani e, işte devlet kurumlarında var, AFAD'da, Kızılay'da var ama diğer STK'larda yok. Hmm. Biz bu e, çalışmalarımızı esenlik akademisi olarak ya da esenlik durakları olarak adlandırıyoruz. Ee, annelerimiz, çocuklarımızı bu şekilde tedavi ediyoruz. Yani onlarla terapiler yapıyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim. Hani sokakta kağıt toplayan çocuklar var ya arabaları. Hı -hı. Mesela o çocuklar da geliyorlar bizim e, bu merkezlerimize. Arabalarını park ediyorlar. Bizim Hı -hı. E, İstanbul'da Aksaray'da bir merkezimiz var. Hı -hı. Arabalarını park ediyorlar. İçeri girip terapilerini oluyorlar. Sonra arabayı alıp devam ediyorlar yollarına. Yani böyle bir çalışmamız var. Eyvallah. Peki bütün bu çalışmalarınızda bu siz aslında e... Devletlerin yapması gereken birçok şeyi STK olarak, özel sektörde e, gönül olarak yapıyorsunuz. Devletin size bir katkısı oluyor mu? Ya ne gibi katkılar oluyor? Tabii. Bakanlıkların. Şimdi, şimdi şöyle söyleyelim. Ee, biz mesela burada e, bir tekke e, merkezli İstanbul'daki, Aksaray'daki çalışmamız e, Kuş Kuşadalı İbrahim Efendi Tekkesi'nde oluyor. Hı. Tabii bir protokol dahilinde devletimizle Hı. bu çalışmayı yapıyoruz. Aynı zamanda tabii Reyhanlı'daki çocuk yaşam merkezimiz hı. yine Milli Eğitim Bakanlığımızla bir protokol çerçevesinde yapılmış oluyor. Hı hı. Dolayısıyla hem esenlik duraklarımız hı hı. hem eğitim çalışmalarımız bir anlamda farklı alanlarda devletimizde yapılan protokollerle de yürümüş oluyor. Bu, bu çerçevede destek al, almış oluyoruz bizde. de. Eyvallah. Hı hı. Sizin bir katkınızı burada zikretmeksek Eksik kalır program diye düşünüyorum. O da e, Dünya Yetimler Günü e, markasını siz ürettiniz diye biliyorum, doğru mudur? Estağfurullah. Yani e, şey e, olmuştu. Bizim e, ben o zaman e, İHH'da yetim biriminin başındaydım. Hmm. Tabii e, biz e, çeşitli kurumlara dilekçeler yazmaya başlamıştık. Hmm. Birleşmiş Milletlere yazdık. Dedik ya yetimlerle ilgili bir şey olsun. İşte evet dünya çocuk hakları günü var. 20 Kasım Dünya hı. Çocuk Hakları Günü. UNICEF'in ilan etti. Hı hı. E, aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı'na da göndermek istedik. Hı. Biz aslında şey önermiştik. Bosna'da savaşın çıktığı tarih. Yani işte 1 Nisan hı. ya da Nisan'ın başı gibi bir tarih olsun diye şey yapmıştık. Gönderdik. Elhamdülillah 2013 yılı Aralık ayında İslam İşbirliği Teşkilatı Gine'nin başkenti Konakri'de hı. 26 e, pardon 40. Dışişleri Bakanlığı toplantısında bu konuyu gündeme aldılar. E, ve e, bizim de istediğimizden çok daha güzel bir tarih olan hmm. Ramazan-ı Şerif'in 15. gününü Dünya Yetimler hmm. Günü olarak ilan ettiler. Bu e, size yeter hocam. <laughs> i̇nşallah diyelim. <laughs> e, tabii bir, bir ekip olarak e, yapmış olduk biz bunu İHA'da. Hmm. Elhamdülillah yani evet. e, bu, bu yılda 8.sini idrak etmiş olduk. Eyvallah. E, hocam son bir soru. Süremiz bitti aslında. Evet Süremiz bitti. Önümüzde bayram var. Siz de bir yetim vakfısınız. Ee, yetim vakfı üzerinden yetimlere ulaşmak isteyen kardeşlerimiz, vatandaşlarımız neler yapabilirler? Evet. Bayram bayram için neler yapabilirler? Tamam. Şimdi e, biz kısa. yetim vakfı olarak e, sponsorluk desteğimizi söyledik. Hmm. Yani 150 lirayla herkes bizi izleyen bütün kardeşlerimiz 150 lirayla ayda bir yetime sponsor olsunlar. Bu bir tanesi ama Bu sürekli biri. yapmak istemeyebilir. Imkanları. Sürekli yapmak istemeyen zekatlarını, biz ha. mesela... E, Bin aile dedik, bin yetim ailemize zekat, 500 er liralık zekatlar vereceğiz dedik. Tamam. Yani kardeşlerimiz bir tane ya da on tane yetim ailesine zekatlarını gönderebilirler. Tamam İkincisi iftar ikramlarımız var. İftar hmm. ikramları 20 lira. Bir yetime iftar ikram edebilirler. Diledikleri miktarda tamam. da, da olabilir. Üçüncüsü kumanyalarımız var. Hmm. 200 liralık kumanya kartlarından diledikleri miktarda kumanyaya destek verebilirler hmm. yetim ailelerine bunun dışında bayramlıklarımız var. Hmm. 25 bin yetim yavrumuza bayramlık hediye edeceğiz. Süper. Bir yetimliğin bir bayramlık 150 lira buna destek verebilirler. Ya da şu anda biz bir şey yapmak istiyoruz diyenler de yetim yazıp 98 68'e gönderdiklerinde 10 liralık bir bağış göndermiş bir olabilirler. Yetim yetim, yetim yazıp 98 68'e hmm. gönderdiğimiz zaman 10 liralık bir bağış Yapmış olacaklardır. E, tüm bu bağışları nereden yapabiliriz diyen kardeşlerimiz de Yetimvakfi.org.tr adresine girdiklerinde hem yetime sponsor olabilirler hem de bu saydığım kalemlerin istediklerine bağışlarını gönderebilirler. Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz kardeşim. Çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ediyorum Ayağınıza konu ettiğiniz için. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Çok büyük bir e, katkıda bulundunuz bu programa. Allah program. razı olsun. Eminim bu programda sizin çalışmalarınıza büyük katkıda bulunmuş oldum İnşallah. Ee, i̇nşallah. Umarım e, ümmet-i Muhammed'in e, geleceği çok daha parlak olur. İnsanlığın geleceği daha parlak olur, daha iyi i̇nşallah. olur. Müslümanlar ne olsun. kadar aktif olursa insanlığın geleceği de o kadar iyi olur diye düşünüyoruz. Biz evet. en azından böyle düşünüyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok Misafir sağ ettiniz. Sağ olsun. olun. Aziz dostlar tekrar bir programın sonuna geldik. Programın hazırlanmasında yönetmenimize ve kamera arkasındaki bütün arkadaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Allah'a emanet olun efendim.